Sevgili FM TV izleyicileri, hepinize hayırlı günler, hayırlı seyirler, bol istifadeli programlar diliyoruz. Bir hafta aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olma mutluluğu yaşamaktayız. Mevla Teala Hazretleri 3 aylarımızı hayırlı eylesin, bereketli eylesin. Dün Regaib gecesini yaşadık. Mevlamız yaşattı, sonsuz şükürler olsun. Çok istifadeli, güzel bir geceydi. Hepinizin Regaib gecesini ve şu anda gündüzünü yaşıyoruz. Tebrik ediyorum. Biliyorsunuz hicri günlerde önce gece yaşanır, sonra gündüzü yaşanır. O yüzden şu anda Regaib'in gündüzünü yaşıyoruz. Hepinize selam ediyoruz. Cumanızı da tebrik ediyoruz. Evleriniz, iş yerleriniz nurla, bereketle dolsun inşallah. Bugün yine birbirlerinden kıymetli, değerli hoca efendiler var programımızda. İlk hocamız bugün çok yoğun olmasına rağmen programa bizi kırmadı. Allah için, Allah rızası için, dini mümin İslam için gelirim abi dedi. Çok memnun oldum ben. Selman Düzenli hocam, hoş geldin, sefalar getirin hocam. Hoş bulduk sevgili hocam. Çok teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun. Din için yoğunluk şeydi, eğer yoğunluk olacaksa din için olacak ama diğer yoğunluk da şey içindi yani, Allah için olduğu için. Evet. Onun için biraz bir ikilettim sadece. Üçüncüyü şey yapmadım, dikkat diretmedim. Yani bazen insan ki Regaib Kandili ile alakalı birçok mücadelemiz var biliyorsunuz ki bir vakıf olarak da yardım kuruluşu olarak da büyük bir yoğun bir zaman biliyorsunuz. Maşallah. Ondan dolayı da hem insanları mutlu etme hem işte her iki tarafı da yani köprü olduğumuzdan dolayı insanların memnuniyeti çok önemli ve 3 aylarda olmamız hasebiyle de insanların duygularının hayır duygularının çok çok pekiştiği ve cuhuş ettiği bir dönemde insanları en doğru yere sevk etme, en doğru alana hayırlarını gönderme açısından büyük bir mücadele içerisindeyiz. Onun için hakkını helal etsene, ikiletmem normalde biliyorsun. Söyledikten sonra Allah'ın izniyle. Şimdi sevgili hocam şuradan konuşalım istiyorum sevgili izleyicilerimizle de birlikte. Biliyorsunuz koskoca bir yıl geçti ve 3 aylara tekrar geldik. Evet. Recep Allah'ın ayı değil mi? Şaban benim ayım buyuruyor. Ramazan-ı Şerif de ümmetimin ayı. Şimdi biz daha açık soracağım yani. Kitabın ortasından sorayım. Hocam ümmeti Muhammed'i nasıl buluyorsun? 3 aylara yaklaşımımızı, 3 ayları geçirme şeklimizi ve bu gecelere rağbet etmeyi nasıl görüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun sevgili hocam? Öncelikle ben halk olarak bir kere şu 3 aylar veya işte Recep, Şaban, Ramazan ayları ile alakalı toplumun tamamen altında bir bilinç. Yani o hep harlanan bir vakit olur ya, mesela rüzgar eser. Evet. İşte Recep, Şaban ve Ramazan ayları o rüzgarın estiği bir dönem aslında. Recep ve Şaban, Ramazan ayları tabii ki. O olumlu rüzgar estiği zaman köz ne olur? Harlanır. Eğer üzerine odun atarsan alevlenir. Ama atmazsan alevlenmez. Şimdi Recep, Şaban, Ramazan ayları bakıyorsunuz geliyor, o rüzgar geliyor. İnsanlardaki o köz daha doğrusu alevleniyor, yani harlanmaya başlıyor. Bir tek biz hocalarda işte devlet yetkilileri olsun şey olsun bu konuda insanlara odun atmamız lazım ki ateşe dönüşsün. Yani o kalplerindeki iman, namaz sevgisi, ihlas, işte ibadet sevgisi, itaat sevgisi ne yapsın? Tekrar alevlensin. İşte bu geceler yani 3 aylar gibi kıymetli gün aylar ve Kadir gecesi, Regaib gecesi, bakın dün gece Regaib gecesiydi. Nasıl geçirdin diye kendine sorduğunda ne yapman lazım? Çok güzel geçirdim. İşte devamında Miraç Kandili var. Devamında işte Beraat Kandili geçirdik. Biliyorsunuz ki
geçirdiğimiz süreçte de nasıl geçtiğini, yani senemiz dediniz ya, senemizin de nasıl geçtiği bizim için çok önemli. Onun için bu aylar fırsat ayları ve fırsat geceleri olarak değerlendirerek toplum bir şeyler yapmaya çalışırsa, devlet yetkilileri de bizler de, yani biz hocalar olarak insanlara bu güzel ayların, mesela oruç aylarındayız tabiri caizse. Neden oruç aylarındayız? Çünkü insanların en kendilerini pak ettiği, mutlak temizlediği aylardayız. Oruç insanı ne yapıyor? Nefsini baskınlaştırıyor. Hatta Peygamber Efendimiz evlenebilenler evlensin, evlenemeyenler oruç tutsun buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü nefsini teskin ediyor. Aç nefis hiçbir şey yapamaz. Aç bırakılan nefis. Ama tok arayıştadır hep. Nefsin doyuyor çünkü. Bu şekilde, ama genel olarak toplumu şey görüyorum. Yani bir şey bekliyor. Yani bu rüzgar geliyor, harlanıyor, gözler açılıyor. Evet ya, yani şey, 3 aylar geldi gibi gibi çalışmaları görüyor. Yani kalbindeki o çalışmayı görüyor. Kalbi ısınıyor. Mesela hiç hayır yapmak istemeyen adam hayır yapma derdine düşüyor. Neden yapıyor mesela? Bu adamı sen i̇man. Bunu neye yaptırırsın? İmanla. İşte iman yaptırıyor ona. İşte daha güzel davranıyor. Veya birisiyle barışıyor. Veya işte trafikte olmaz olaylardan dolayı tartışması gerekirken, ya Recep'tir, Ramazan'dır, işte Şaban ayıdır veya Kadir gecesidir, bugün ne yapmayayım? Bak, bu kalbindeki iman onu yaptırıyor. Doğru mu hocam? İşte burada yani devlet yetkilileri bu konuda nasıl sanatçılar tupu bilmem neler falanlar yapıp o insanlara o istediklerini veriyorlarsa, toplum olarak da bu 3 ayların geldi. Yani 3 ayları Türkiye'de şöyle karşılama, nasıl yılbaşını, ki bizim adetlerimiz olmadığı halde, bizim örflerimiz olmadığı halde, kafirin olayı olduğu halde, müşriklerin olayı olduğu halde nasıl karşılıyorsun yılbaşını? Her yer süsleniyor. Ya 3 aylar geldiği zaman da Recep'le bir başlayıp 3 ayda var ya, toplumun bilinci değişir. İmanı artar. Bunu yapmadığın halde artıyor. Bunu yapsan neler neler ilerler. Ya bu çok önemli bir bakış açısı. Ya biz mesela şu an bir mücadele veriyoruz. Bak, 3 aylar girdi. Bak, çok mutluyuz. Bir gece geçirdik. Anlatıyorsunuz hocam. Sohbetlerinize çıkıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz, anlatıyorsunuz. Ümreye gidiyorsunuz, ümreye giderken insanları hadi gelin, hadi gelin, bak burası böyle, burası böyle diyorsunuz. İnsanlar oraya şey, hep hayra davet ediyorsunuz. Ama sizin karşınızda sizden şu anda daha güçlü bir sistem var ve bu sisteme kimse çomak sokmuyor. Doğru. Ne sistemi? Küfrün sistemi. Küfrün sistemi sosyal medyada aktif. Çok. Sanalda, her yerde aktif. Sokakta aktif, dillerde aktif ve baskın. Aslında azınlıktalar. Toplasan milyonu geçmeyecek azınlıkta olan toplumun şu anda ülkemizi yönettiğini ve yönelttiğini de biliyor muyuz? Bu da çok garip yani. Hem yönetiyorlar hem yöneltiyorlar. Aslında sen Müslümansın. Sorsak mesela buradan birkaç seyircimize sorsak. Sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Neye göre yaşaman gerekiyor? Kur'an'a göre yaşamam gerekiyor der. Kur'an şeriattır biliyor musun desek, ya olur mu şeriat şimdi falan. Yok ya, Kur'an'a göre yaşamak istiyorum diyorsun ya. İşte şeriat Kur'an. Ama öyle bir yönelttiler, öyle bir yönlendirdiler ki seni aslında inanmış olduğun değerlere kelamda inkar edici hale getirdiler. Bu duruma geldik ya. Sen iman ediyorsun aslında şeriata kalben. Ama o iman ettiğin şeyin şeriat olduğunu bilmiyorsun. Böyle bir durum var. Böyle bir yabancılaştırdılar. Evet. Ve mahalle baskısı. Ya biliyorsun, normalde girmeyecektim ama gireceğim hocam ya. Gir, ben soru olarak soracaktım hatta sana. Ya iman meselesi hocam, yani baskı, mahalle baskısı. Şu anda Yusuf Ziya Gümüşer hocamızla alakalı biliyorsunuz gittik. Evet. Bu pazartesi de Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani Müslüman mahallesi var. Evet. Müslümanım diyerek biz ne yaptık? Müslümanın duruşunu o gün sergiledik orada adliyenin önünde. Açıklamalar yaptı. Recep hocamız açıklama yaptı. Allah razı. Ya buradaki duruş neydi? Müslümanın duruşuydu. Mahalle baskısıyla, sosyal medyada, Twitter'da yapılan baskıyla insanları içeri alma. Sadece Yusuf Hoca ile alakalı diyor hocam. İnsanları içeri alma durumları var. Kim bunlar biliyor musunuz hocam? Toplasanız 1000 kişi bile değil. Bir tanesi
haberci açıklama yapıyor. Bir tanesi sokaklara çıkalım edalarıyla bir kadın sunucu. Aman 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 ne yapmışlar bunlar deyip sokaklara çıkıyorlar. Çıkıyorlar, kendileri çıkıyorlar. Allah'tan ki millet bunlara ne yapmıyor? Prim vermiyor yani. Ama kalben inanıyorlar. Böyle bir şey olmadığı halde, iftira attıkları halde. Bakın ne oldu? Bakın biz davamızda haklı çıktık. Biz Müslümana sahip çıktık. Doğru mu hocam? Doğru. Pazartesi günü de 10'da adliyenin önünde olacağız Allah'ın izniyle. Neden? Müslümanın hata yapsa da sahip çıkılması gerektiğini, o hatasından dönmesi için bunu söyleyelim. Hata yaptı mı? Hata yapmadı ama. Yapmadı. Bak, hata yapmadığı halde bu adama ne yaptılar? Linç uygulamasılı adamı ilerikide olan mahkemesini geriye çöküp adamı tutukladılar. Mahkemeyi görmeden hem de. Böyle bir sistem mi var ya? Böyle bir şey mi var? Kim bu baskı yapan kim? 5 ay önceye aldılar mahkemeyi. Yani böyle bir şey mi var? Ki bu olay 3 senelik olay. 2 senelik olay. Doğru mu hocam? Doğru hocam. 2 senelik olay. Yani sen geleceksin, işte baskıdan bahsediyoruz ya. Bunlar aslında bizi 3 ayları unutturan kimseler yani. 3 ayları rahat rahat yaşamamanı sağlayan kişiler. Bu baskıyı yapanlar. İşte sen şimdi Müslümansın. Bak böyle bizdeki sıkıntı ne biliyor musunuz hocam? Tembellik var bizde. Bizde hepimizde yani. Ben kendimi alıyorum yani. Tembellik var. Ya şimdi bakıyorum. Tamam işte ya Yusuf hocamız haklı çıktı. Kızı itiraf etti çünkü. Bunlara iftira attığını vesaire falan. İşte beni kandırdılar vesaire bilmem ne. Altınları aldı gitme. Bir tane zaten işte radyocum varmış artık. Neyse artık ne zıkkımsa. Ne oldu? Sonuç itibariyle hocam. Bak haklı çıktı. Ama biz tembelliğimizden hocamıza sahip çıkıp ya siz şimdi konuşun bakalım. Bu iftira atanlar, bu kadar psikolojik sıkıntı yaşatanlar, o anneyi felç bırakanlar şimdi nerede? Onlara da hesap sorulacak mı diye kimse sormayacak. Hiçbir Müslüman sormayacak biliyor musun? Anne felç mi oldu? Ya misal veriyorum hocam felç olmadı ama felç olmaktan beter oldu söylüyor. Kızı ifadesinde kullanıyor ya. Bunu bilmiyor seyircilerimiz. Evet. Yusuf hocamız 3 gün komada kaldı. Ölümünü beklendi. Evet. 3 gün komada. Kim verecek bunun hesabını? Kim verecek? O gazeteci bilmem ne verecek mi bunun hesabını? Yok. Ya bunu yapan kim? Bak Müslüman. Yani %89'a düştü. 89'a düştü 99'dan. 89'u Müslüman olan bir ülkede kafirin başlatmış olduğu, kafirlerin başlatmış olduğu, İslam düşmanlarının başlatmış olduğu oyuna Müslümanlar geliyor. Bak Müslüman haklı çıkıyor. Müslüman kalkıp sesini çıkartmıyor. Alıp eline bir Twitter'dan boş vakit reelsleri izleyeceğine ne yapmıyor? Ses çıkarmıyor hocam. Böyle bir duruma geldik. Kimse kusura bakmasın. Bu bizi eleştiriyorum yanlış anlama. Kendimi eleştiriyorum ben. Tembelim ben. Tembel Müslüman. Ben tembel Müslümanım. Ne yapmıyorum? Dinim için ayağa kalkmıyorum. Bugün ona yapılan haksızlık yarın sana yapılacak. Bugün sistem olarak kızın çıksa dese ki hiçbir şey yok ha. Hiçbir şey yok. Babam beni dövüyor dese. Bittin sen. Yandın. İlerisini söylese zaten hapistesin. 40 yıl, 46 yıl. Açıklayamıyorsun bile. Kızın gitse dese ki bak kızın gitse dese yok ya öyle bir şey. Babam bana işte baskı yaptığı için ben bunu yaptım bilmem ne söyledim iftira attım dese geri dönüşü yok. Arkadaşımız geldi. Masum Efendi Hasen'in de aç arkadaşı. Böyle bir olaya maruz kalmış. Hanımı kızları tarafından iftiraya uğramış. 64 yılda yargılanmış. Yani diyor, Yargıtay'da yargılandım diyor. Allah'tan çok insaflı bir şey hakime geldik diyor. İyi inceledi, iyi baktı diyor. Şükür Allah'a bir sıkıntı. Ama bunlar hayatın gerçeği. Şimdi sevgili hocam bir de şurayı sorayım. Orayı da bir aç bize. Evet. Şimdi bu olay yaşandı. Koskoca bir camia. İsmini verelim mi? Vermeyelim camianın. Hocasına sahip çıkmadı. Biz gittik orada bir avuç sahip çıktık. Şimdi bir de bir medyatik hoca var. Camianın asıl sahip çıkman gerek, sahip çıkması gereken çıktı. Ben öyle süper, görüyorum. Süper. Yani sahip çıkan camiadır zaten. Sahip çıkamayana camia denmez. Bravo. Süper. Doğru mu? Süper. Bugün Allah-u Teala yani Müslümanın Müslümana sahip çıkmasıyla alakalı bir şey söylüyor burada. Rabbimiz emrini öyle buyuruyor bize. Böyle iletiyor bize. Yoksa sana kafir çıkmaz. Çıkmaz. Sen cami olarak zaten sahip çıkamıyorsun. Camia değilsin. Sen Müslümansın. Güzel bir topluluksun. Fertsin, vakıfsın. Ha vakıfsın. Vakıf. Sen bir cemaat değilsin yani. Evet. Kendini cemaat olarak addedebilirsin. Evet. Biz de saygı duyarız. Sevgi besleriz.
Niye sevgi be? Biz hiç hürmette ne kusur, ifadede ne ağır hakaret ki karşı taraftan ağır hakaretler olduğu halde saygısızlık dahi yapmayız. Yapmadık. Yapmayız Allah'ın izniyle. Bizim efendinin her evladına, bırak Müslüman her ferdine saygımız var. İslam düşmanı olmadığı müddetçe. Orada duracaksın. Yani değerlerimizi ifade kullanırsan çıkarız deriz ki hayırdır kardeşim. Abi. Sen neyi ifade kullanıyorsun? Onun için ben şey görüyorum yani sahip çıkan camiaydı zaten. Hmm. Bakın şimdi ne oluyor? Onlar bize saygı duyuyor. Neden? Ya siz doğru. İlk bu işi başlatan Masum Efendi Hazretlerimiz evet, diyoruz ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Yusuf hocamıza yapılan bu iftiradır. Bütün arkadaşlarımıza bu işe sahip çıkıyoruz ve gerekirse adliye gidiyoruz. Biz normalde kendilerini aradık şey talebeleri vesaire. Hani böyle bir şey olmasa mı falan gelmeseniz mi gibilerinden biraz olumsuz konuştular. Biz ona rağmen gittik. Şükür. Bakın duruşumuz bir duruş sergiledi. Müslümanın duruşu nedir onu gösterdi. Mahmut Efendi. Cemaati. Mahmut Efendi cemaatinin duruşu Müslümanın duruşunu gösterdi. Yani Müslüman hata yapamaz mı? Bakın bu hata, bu olay olmuştur demiyorum yanlış anlamayın. Müslüman hata yapamaz mı diyorum. Yapabilir. Yapabilir. İnsanız biz. Peygamber Efendimiz'e geliyorlar ya. Müslüman şunu yapar mı bunu yapar mı? En son yalan söyler mi de yalan söylemez buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o kişinin hata yapması Uhud'da okçuların okçuluk tepesini okçular tepesini terk etmesinden dolayı 70 tane Hazreti Hamza, Ebu Hanzala, Musab bin Ümeyr yani büyük sahabeler Hakk'ın rahmetine şehit oluyorlar. Aileleri siz niye indiniz demiyorlar ya. Bu bir hata mıydı? Bu bir bedeldi. 70 kişinin canına bedeldi burada. Önemli sahabeler öyle. Ki din için, İslam için önemli sahabelerdi bunlar. Hazreti Hamza ya. Bugün ismini ana ana bitiremediğimiz Hazreti Hamza. Yeryüzüne bastığı zaman yani yer titreyen bir Hazreti, İslam'a güç veren bir Hazreti Hamza var. Musab bin Ümeyr kelamında bir kere güç var. Bütün hepsi yani. Şimdi hocam şuradan devam edelim mi? Ama ne yaptılar? Sahip çıktılar. Hiçbir zaman Müslüman. Sen okçular tepesindeydin. Sen neden indin? Demediler ya. Allah-u Teala ayet gönderdi ya. Onlarla meşvereye devam edelim. Devam edelim. Şimdi sevgili hocam. Biliyorsunuz Efendi Hazretlerimizin Hane-i Saadet'in oradaki medreseler yıkıldı. 2016 yılı mıydı hocam? Evet. 2016 yılı olması lazım. Yıkıldı. Ve biz yine aynı şekil Masum Efendi Hazretleri çıktı FM TV'de dedi ki arkadaş bunu yapmayın, yıkmayın. Çünkü dedi eğer yıkarsanız yeryüzünün en kıymetli insanına dozer sesleri duyurmuş olursunuz. Yeryüzünün şu anda yaşayan en kıymetli insanının medreselerini yıkmış olursunuz. Bunu yapmayın dedi ve bunu yüksek perdeden eleştiriyoruz dedi. Bedeli ne olursa olsun dedi. Televizyonumuzun kapanması olsa bile biz buna karşıyız dedi. Evet. Bir de bir medyatik hoca vardı hocam. Evet. Hatırlarsanız bu medyatik hoca. Ben ona da bir iki... Söyleyeceğim. Soru yöneteceğim sana. Şimdi bu medyatik hoca dedi ki benim dedi televizyonum var dedi. Benim kaybedecek çok şeyim var o yüzden ben karşı çıkamam dedi. Bu olayda nasıl durdu bu medyatik hoca? Ben şok oluyorum hocam. Evet. Ya, o medyatik hocanın duruşuyla alakalı yaşı kemale ermiş ama duruşu kemale erememiş yani. Bu nasıl bir şey ya? Çünkü ilk böyle olay olduğunda bu nasıl bir olay? Bu nedir? Böyle bir zulüm mü olur? Bilmem ne olur falan filan. Bir açıklamalar. Sonra geçen gün açıklamasını dinliyorum. Gülüyorum yani. Allah Allah diyorum ya bu kişi ne yapmıştı daha öncesinde? Ne oluyor falan bunlar zulümdür bilmem nedir. Bu adama ne yapmadı mı iftiraya destek vermedi mi ya bu adam diyorum. Ha nasıl topaç olmuş millet ya. Ya kusura bakmayın kimse zoruma gidiyor ya. Ben bunun konuşabilirim. Ben bunu hakkı var bende. Çünkü ben oradaydım. Doğru mu hocam? İlk oraya adım atanlardan bir tanesiydim ben. Oraya adım attım ve adliyenin önünde dedim ki ben buradayım. Bu hocamız nedir? Suçsuzdur dedim. Hocamız suçsuzdur dedim. O şahsiyet ne yaptı? Dedi ki böyle böyle olmaz falan. İlk önce bayağı bir saldırdı yani. Evet. Saldırdı. Evet. İftiraya ne yaptı? Çanak tuttu. Göğüs gerçeğine çanak tuttu yani. Evet. Sonra şimdi açıklama yapıyor. İşte biz dememiş miydik falan. Dememiştim. Dememiş.
Böyle bir şey olmamıştı. Sen böyle bir şey söylemedin, sahip çıkmadın. Şimdi iş Allah-u Teala Hakk'ın yanında. Ne dedi Yusuf Hoca açıklamasında? Dedi ki ben size değil, ben Rabbime güveniyorum. Benim adaletim sağlayacak olan Allah. Çünkü siz büyük bir oyun üzeresiniz. Siz bir oyun üzeresiniz. Ben bu oyuna gelmiyorum. Ama baba yüreği işte. Evladını normalde şey yapsa terk etse, yani evladım fark etmez o oynasa baba olarak. Niye ona da bir şey söylemeyeyim? O benim kızım. O da bir duruş yani. O da bizim cemaatimizin duruşu. Kız evlatlarına verilen bir duruş. O Efendi Hazretlerimizin kız evlatlarına vermiş olduğu, hocalarına vermiş olduğu ahlakı gösteriyor. Ne kadar kötülük yaparsa yapsın, bak ahlak görün, ahlak. Nasıl bak, arkasından vurulmasına rağmen, hakaret edilmesine, büyük iftiralara uğramasına rağmen, bak ahlak görün, kızıma bir şey söylemeyin diyor. Ne olursa olsun diyor. Ya kızı yapabileceği dünyada bir babaya yapabileceği en kötülüğü yapmış. Başka ne yapabilir? Öldürsün o adamı daha iyi. Doğru mu hocam? Ama ahlak görün. Efendi Hazretlerimizin kız evlatlarına, yani hocalarına vermiş olduğu ahlakı görün. Kız evlatlarına verilmiş saygıyı, sevgiyi, hürmeti, merhameti görün. Ben başka bir şey söylemiyorum hocam. Ziyarete gidiyoruz her çarşamba. Evet. Orada duasında aynı Selim hocamın tutunduğu tavrı tutun. Dedi ki ya Rabbi ne olur hani kızını da affet dedi ya. Baktım Masum Efendi de kızına dua ediyor yani. Ya bu da hocam ya Efendi Hazretlerimizin, Masum Efendi Hazretlerimiz aynı şekilde bize vermiş olduğu ahlak da ben evladıma bize şunu söyler. Evladınıza hiçbir zaman ne yapmayın? Kızmayın der. Yani. Hele kız evlatlarınıza çok narin olun oğlum der ya. Yani burada bir ahlak sergilendi. Ama bu ahlaksızlar, iftiraya atanlar ne yaptılar? Ya Allah rızası için. Ya ben devlet yetkililerinde gerçekten konuşanlarla alakalı. Mesela Cumhurbaşkanımız, ben Cumhurbaşkanımızın samimiyetimle söylüyorum. Bu bir siyasi bir açıklama değil. Evet. Duruş nasıl olur? Onu gösterdi yani. Gösterdi, güzel durumda. Evet. Ne dedi? Bu işin sonucu daha belli değil. Bu işte ne yapmayın? Gaza gelmeyin tabiri caizse. Ama şunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanımız bu olayda güzel durdu ama bakanları, yetkilileri ve Özlem Zengin Hanım çok öyle bunların hepsini yargılayalım gibi ifadeler kullandı. Ona esefle ben buradan kınadığımı söylüyorum. Bu arada Cübbeli Hoca geçen hafta şunu söylüyor. Diyor ki benim kaybedecek çok şeyim vardı. Benim üstüme çok gelirlerdi. O yüzden ben açıklama yapamadım diyor. Bak bu çok ayıp bir şey ya. Ya bir kişi çıkmıyor bunun yüzüne demiyorum ya. Sen ne karaktersiz bir adamsın. Yusuf kuyudayken niye sahip çıkmıyorsun? Şimdi çıkacağını anladın kuyudan. Cak 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 konuşuyorsun. Sen ne kalitesiz bir insansın ya. Sende hiç mi İslami duruş yok? Hiç mi şey yok ya? Düşünüyorsun. Düşünüyorsun yani. Evet. Böyle bu şekilde. Ben düşünüyorum. Tabii ya. Hiç mi kalite yok sende? Çünkü kalite olmasın. Senin bir kitlen var ya. Sen bir yerlerde çıkmışsın. Birilerinin adına konuşuyorsun. Ya biraz duruş sergile. Bir kalite sergile. Bir omurgan olsun. Biraz düşündüğün zaman bunu anlıyorsun. Bunu anlıyorum ya. Yapma ya bunu. Neyse kalite bizde. Açık söylüyorum. Bir insanın kendini övmesi doğru değil ama biz gerçekten Masum Efendi Hazretleri her konuda bakın sırf bu konuda değil. Biz 7 yıldır ekranların karşısındayız. Doğru mu hocam? 7 yıldır biz televizyon karşısındayız ve bütün olaylarda duruşumuzu inceleyin. Tam İslami duruş, tam Muhammedi duruş her zaman sergiledik. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Allah'ım ayaklarımızı da sabit kılsın. Evet sevgili hocam son dakikalarımıza geliyoruz. Tavsiyen ne olur? Mesela burada bizi izleyen çok kıymetli Müslümanlar var şu anda. Mesela Recep-i Şerif'e artık neredeyse 4-5 gün oldu girdik. Şaban-ı Şerif geliyor Ramazan. Neler tavsiye edersin hocam? Müslümana tavsiye niteliği şudur. Şimdi Allah dostları ne yapıyorsa biz onu takip etmemiz lazım. Başka bir şey söylemeye de gerek yok aslında ama. Oruç tutun diyorlar. Bu ayları oruçlu geçirin diyorlar. Çok kıymetli. Yani insan bu ayda 16 gün oruç tutsa yeni bir kitap veriliyor. Yeni bir hani amel defteri veriliyor. Allah. Sıfırdan. 16 gün boyunca bu ay içinde oruç tutuyorsun. Peş peşe olması önemli değil. Yeni bir defter veriliyor sana. Amel defteri veriliyor. Sıfır. Tabii.
Sıfır bir amel. Bembeyaz. Allah Allah. Yani şimdi Allah-u Teala bizi affetmek için bize fırsat veriyor. Ya fırsat kolluyor. Ya bir kulum bir şey yapsa ben onu affetsem. Allah-u Teala böyle fırsat kollarken ve böyle fırsat geceleri bize ikram etmişken, aileler ikram etmişken bir Müslüman olarak bunlara kaygısız kalmak, duyarsız kalmak yakışmaz. Ha, bu arada şunu da ekleyeyim hocam. Diğer konuyla alakalı, bir önceki konuyla alakalı. Şimdi son zamanlarda bununla alakalı geldi mi arkadaş bilmiyorum, hoca arkadaş geldi mi bilmiyorum ama geldiyse gelsin o yani. Biliyorsunuz çok, ondan sonra o olaydan sonra tarikat ve cemaatlere işte kapatılsın. En sağcısından en solcusuna kadar herkes başladı artık yani. Tarikatlar ve cemaatler kapatılsın ifadesi. Hatta bir tanesi aşırı derecede mecliste de bir tane erkek milletvekili var ya, neredense artık bilmiyorum, bağımsız galiba. Çıkıyor işte her yerde bunu söylüyor. Ya ben o adamın şu anda tarikat ve cemaatlere hizmet ettiğini düşünüyorum. Bakın çok ters bir ifade değil mi? Şimdi tarikatları kapatabilme şansı var mı bir insanın? Yok. Tarikat gönlü yaşanan bir şey. Sen kapatsan ne olur, kapatmasan ne olur ya. Ya kaç bin yıldır, 1400 yıldır kapatılmayan bir şey, kapatılamayan bir şey. Senin kapatma şansın yok. Cemaat diyorsan sen de bir topluluksun, sen de bir cemaatsin. Kendini de kapatman lazım o zaman. Doğru. Yani bugün bir yere toplanmak cemiyet demektir. Sen de bir görüşü savunuyorsun. Ki bu hak cemaatlerden bahsediyorum. Hak cemaati savunduğu şey İslam. Senin derdin ne? İslam'ı kapatacağım diyorsun. Senin derdin o. Yoksa sen de bir cemaatsin. O ifadeyi söyleyen bir adam var ya, o adam. O adam da bir cemaat. Onun etrafında toplananlar da bir cemaat. Doğru. Neyin cemaatisin? Bağımsızlık diye adlandırdığın, özgürlük diye adlandırdığın yalanın cemaatisin. Yani siz üç kişi bir araya geldiği zaman cemaat oluyor. Cemaiyet olmuş oluyor, topluluk olmuş oluyor. Yani sen ne dersen de. Bu, yani öyle bir terim, yani söylüyorsun ama söylediğin ifadenin içinde yer alıyorsun. Senin savunduğun görüşün doğru olduğunu nereden biliyorsun bir kere? Sen nereden, kendini nereye koyuyorsun ki? Yani bu hani tarikat ve cemaatleri kapatalım, sorgulayalım diyenlerin hepsiyle alakalı söylüyorum yani onu. Çok yanlış. Kim diyorsa hepsi bir görüşü ve cemaatin adamı demektir. Yani bir topluluğun, bir görüşün şeyi yani. Onun için çok şey yapma, enişte geldi şimdi. Ben evet, Orhan hocamız geldi. Ben kendi adıma ve izleyicilerimiz adına sana teşekkür etmek istiyorum. Çok yoğun olmasına rağmen bizi kırmadı, geldi. Selman Düzenli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'a. Rabbim bu konuları güzel anlamayı nasip eylesin. Selman hocamızı uğurlarken de Orhan Yüzükçü hocamızı stüdyomuza davet ediyorum. İnşallah kendisiyle 3 ayları konuşacağız. 3 aylarda neler yapmamız gerekiyor? Ramazan-ı Şerif'e nasıl hazırlanmamız gerekiyor? Recep-i Şerif'i nasıl geçirmemiz gerekiyor? Biliyorsunuz Regaib'in gündüzündeyiz. Orhan hocam hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk hocam. Hayırlı kandiller diyelim. Dün geçirdik Regaib Ece'mizi. Rabbim hakkıyla istifade etmeyi nasip etsin. Amin. Koştur amin. Koştur geldim. Dedim, Allah razı olsun. Sözümüzü tutalım. Çok teşekkür sonra ediyoruz. Şimdi çok da hararetli geçiyordu programı ama ben de bir hararet beklemeyeyim. Evet. 3 aylara girdik, pamuk olduk. Ya Selman hocam yüreğimde bu var dedi. Biz biliyorsun hocam gönül adamıyız ve gönülden dualar programındayız. Gönlüne düşeni zikretmek gerektiğini düşündü. O da o şekilde açıklama yaptı. Şimdi sevgili hocam şuradan devam edelim istiyorum. Evet. Mübarek Recep ayındayız. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hocam, kelamda tesir vardır. Bir de neyle ilgilenirseniz ona ilginiz artar diyor. O yüzden bunu konuşalım istedim hocam. Neler tavsiye edersin, neler yapmamız lazım? Allah ve Resulü penceresinden bize açıklayabilir misiniz lütfen? Evet hocam, kıymetli hocam, tekrar hayırlı yayınlar. Allah şimdi ben birkaç notlar aldım, onlar üzerinden yürüyebilir miyim? Yani İnşallah, tavsiye ederken naçizane biz de kendi görüşümüzü, bakışımızı, gönlümüze biraz önce akan şeyler bunlar. Çok kağıda şükür döktüm. Çok şükür. Belki şey olur diye. Şimdi Recep hocam, 3 aylar dediğimiz zaman mübarek 3 ayları nedir? Fırsat aylarıdır. Evet. Dolayısıyla bu çok duyduğumuz klişe bir kelime gibi gelebilir, kavram gibi. Fırsat deyince insanın ilk önce aklına dünyevi kazançlar geliyor. Ama tabii bu da var. Yani sonuçta çünkü bu mübarek 3 aylar zaman diliminde rahmetin, bereketin dediği hani zirve olduğu bir ay diyoruz ya bu aylar. Dolayısıyla insanlar maddi manevi bir fırsat elde ediyor. Ancak biraz önce Selman hocamız çok güzel söyledi. Harlanmış bir ateşe benziyor. Ya, yani onu rüzgarla o ateşi alevlendirdi ve oraya bir odun atılması gerekti. Yani biz insanlar olarak bu şimdi bir fırsat demek
Üç ayların çok büyük, çok fırsat ayları olduğunu söylemekle olmuyor. Tamam, bu güzel aylar Rabbimiz bizlere ikram etmiş ama dediğimiz gibi Selma hocamızın biraz önce bahsettiği o közlenmiş ateşin harlanmasıyla birlikte bu zaman diliminde bizim de dedik o ateşe odun atarak onu alevlendirmemiz, o ateşi hakkını verebilmemiz gerekir. Dolayısıyla bizlerden Rabbimiz bu güzel aylarda ameller bekliyor. Yani davranışlarımızı bu aya göre ayarlamamızı bekliyor. Rabbim o yüzden hakkıyla gerçekten bu zaman diliminde bizden istenilen ölçüde kendimizi ayarlamamızı. Biraz önce sabah 60 Şerif'te Masum Efendi Hazretlerimizin bir ifadesi vardı. İnsan nefsini dedi. Çok iyi terbiye edebilir dedi. Yani etmeli dedi. Yani ibadetlere sevdirmeli. Her şey bir anda olmaz. Tabii bu fırsat aylarında bizim için güzel bir zaman dilimi. Evet. İnşallah bu üç aylarda kendi iç alemimize, kendi zihin dünyamıza, gönül dünyamıza dönerek bunu başarırız diye düşünüyorum. İnşallah. Bu fırsatı bu şekilde değerlendirmek lazım. Yani üç ayların fırsat oluşu sadece dünya menfaatleri olarak değil, aslında sonsuz aleme, her an yaklaştığımız o sonsuz aleme, adım attığımız o aleme, ahiret alemine, uhrevi aleme kazançlar elde edeceğimiz, menfaatler elde edeceğimiz fırsat ayı. O yüzden de Rabbim inşallah hakkıyla bunu başarabilmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Amin. Şimdi sen beni böyle cep telefonundan da çekiyorsun. Yani kameradaki izleyiciler görmüyor ama ben heyecan yaptım yani. Kapattım ben onu. Kapatıyorsan sevinirim hocam. Tamam hocam. Şimdi en güzel tarafı kamerada konuşuyoruz, alışmışız ama telefon olunca şey yapamıyorum hocam. Kusura bakma şey olarak söylemiyorum. Samimiyetten söylüyorum. Bizim izleyicimiz bunu Allah çok şey yapmaz. Recep hocamız bunu, bir de bizim grubumuz var. WhatsApp'ımız sanırım orada paylaşacak. Evet. O yüzden heyecan yapıyorum arkadaşlar. Orada bir de Efendimiz bizi izliyor. O yüzden şey yaparsa sevinirim. İnşallah. Kapattı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Hocam şimdi ben belli bazı başlıklar. Şimdi dedik ki ilk önce insan bu fırsat ayına teşekkür etmeli. Yani ilk önce şükürle başlamalı. Bakın biz de dün regaik gecesini yetişemeyebilirdik. Hayatımız yetmeyebilirdi yani. Sonuçta Rabbimiz bize bu güne ulaştırdı ve gecesini sabahını güzel idrak ettik. Şükürler olsun. Sabah işte akşam sohbetimizi dinledik. Yatsı namazlarını cemaatle kıldık. Ondan sonra sabahında sabah namazını cemaatle idrak ettik. Peşinden işte Rabbimizi zikrettik. Hatmi-i Şerif dediğimiz çok büyük kainatta en büyük olaylardan biri. Meşayih-i Kiram'ın, Allah dostlarının, en kaliteli zatların yapa geldiği, sürekli adet haline getirdikleri Rabbimizle buluşma anlarından biri. Çok önemli bir şey. Bütün günü ve bütün zamanları aslında bereketlendiren, feyizlendiren, insanın ruhunu yenileyen bir olay aslında. Hatmi-i Şerif basit bir olay değil. Rabbim herkese ikram etsin inşallah. Böyle bir zaman dilimini geçirdik, şükür olsun. O yüzden ilk önce şükretmeliyiz. Şükürle başlamalıyız bu aya. Üç ayların başındayız. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Şükürler. Çok güzel bunu becerebilmeliyiz. Hazır yeri gelmişken de tekrar burada Resulullah Efendimizin kendi diliyle zikrettiği duayı çok da duymuşuzdur. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Amin. Ve bizi Ramazan'a ulaştır. Amin. Böyle de bir duayı da tekrar zikredelim hocam. Amin. Şimdi güzel bir şükürden sonra kendimizi bu zaman dilimine hazırlamalıyız. Çünkü dedik ya fırsat ayı. Geçiyor çünkü. Üç ay çok hızlı geçiyor. Yani herhalde ahir zamandayız. Zaman su gibi değil artık. Su demiyorum ben. Yani hani vardır ya sesten hızlı uçaklar inşa yapıldı falan diye böyle duyarız. Böyle nasıl oluyor falan. Zaman sesten bırak o uçakları, sesin ötesinde hızlı bir şekilde akıyor. Araya gelebilir miyim hocam? Efendi Hazretleri diyor ki kitapta, Risale-i Kusur'da, biz hayal alemindeyiz diyor. Gerçek olan Allah diyor ya. Bu beni çok celbetti. Siz de yakın bir şey söylüyorsunuz şimdi. Yani, hayal alemi gibi geçiyor ya. Aynen. Sabah akşam oluyor, ay sonu, ay başı. Aynen, aynen. O yüzden zaman çok hızlı ilerliyor ve biz de bu zamanı, bu ateşe, Selman hocamızın bahsettiği ateşe odun atmamız gerekiyor. İnşallah. Ama bu odunu atarken de hazırlıklı olmak lazım. Yani şimdi eğer hazırlıklı olmazsanız yaş odun atarsınız, o ateşi söndürürsünüz. Dolayısıyla ben şimdi Selman'ın üzerinden gidiyorum Selman hocanın, ama bu örnek hoşuma gitti. Gerçekten evet, çok güzel bir örnekti. Yani eğer biz o ateşe, dedik ki zaten harlanmakta olan o ateşe, bu mevsimde öyle fırsat ayları, o ateşi sen tutup bilmeyerek ya da hazırlıksız olarak ıslak odun attığında ne yaparsın? O ateşi söndürürsün. Doğru. Allah muhafaza. Doğru. Yani pek çok insanın bunu yaptığı gibi günümüzde. Günümüzde bizi muhafaza etsin. Yani Rabbimiz bize fırsatlar açıyor, kapılar aralıyor ama insanlar bunlara göz ardı ediyor. Sırtını dönüyor, nefsane belli duygularının peşinden gidiyor, kulak asmıyor, önemsemiyor. Ama ne oluyor? O ateş, o rüzgar eserken, harlanırken sen ona yaş odun atarak onu kapatıyorsun ve yolda devam ediyorsun. O yüzden hazırlık çok önemli. Neden önemli hocam? Çünkü her işin, şimdi ne işe başlarsak başlayalım, o işin başlangıcı nasıl olursa nihayeti de, yani finalde ne oluyor ona göre. Yani elde edeceğimiz kazançlar da menfaatler de bu yönde oluyor. Yani bir işe nasıl başlarsan sonu da öyle geliyor. Yani işin, o yüzden hazırlık aşamasında ben gönlüme aktığı için şunları yazdım. Demek ki bana lazımmış. O yüzden ben izleyicilerimize ve sizden tenzih ediyorum.
Öncesi heyecanımızı yüksek tutmamız gerektiği. Hmm. Yani şimdi dikkat ederseniz dünyada pek çok bizi heyecanlandıran şeyler var. Hmm. Belki de Allah'ın razı olmadığı. Hmm. Yani şu anda milyarlarca insan var ve çok şeyden, belki de Rabbimizin razı olmadığı pek çok şeyden heyecan duyuyor. Hmm. Ve o heyecan uğruna hayatlarını bitiren ince insanlar var. Yani o heyecanın peşinden koşan, onu seven, o zevkin peşinden koşan nice insanlar var. Dolayısıyla bizler Müslümanlar olarak öncelikle 3 aylar geldi değil mi? Bugün 3 ayların şimdi birinci günündeyiz. Evet. Heyecanınızı insan bir sormalı kendine. Benim heyecanım nasıl bu konuda? O yüzden heyecanımızı bir Müslüman olarak ne kadar zirveye taşıyabileceksek bunu gayretinde olmalıyız. Yani aslında 3 aylara başlamadan önce insan şöyle bir sormalı kendine. Kendine dönmeli ve tefekkür etmeli iç alemine ve gönül dünyasına. 3 aylar geldi. Hadisler duyuyoruz, ayetler duyuyoruz, etraftan bu zaman diliminin önemine vurgu yapan pek çok şey diyoruz. Ama benim kalbimde yeri ne bunun? Benim dünyamda, gönül dünyamda, zihin dünyamda karşılığı ne? Mesela duyuyorsun, ya şunu yap deniyor mesela, şöyle bir şey yaparsan şu sevap var, seni ne kadar heyecanlandırıyor, kalbin ne kadar kıpır kıpır oluyor. Yani belki de bir borsada hisse senedin varsa o senedin yükselişi senin kalbini daha çok heyecanlandırabiliyor. Ama bu Allah'ın bir ayetini, bir hadisini duyduğunda senin kalbindeki o ürperti ne? Sana verdiği o heyecan ne? Buraları insan irdelemeli. Bu üç aylarda bence en büyük nedenlerden biri de insanın kendi alemine dönerek muhasebe etmesi. Yani o yüzden bir tefekkür edip kendi alemimize döneceğiz. Ben üç aylar geldi, ne kadar heyecanlandım. İnsan bunu kendine sormalı. O yüzden... Şimdi işin başındayken Rabbim bana bunu hatırlattı demek ki. Şükürler belki de sizlere de duyurmak istiyor benim vesilemle bilmiyorum ama. Yani heyecanımızı yüksek tutmalıyız. Heyecanımız ne kadar yüksek oranda olursa bu işin sonunda yani Ramazan bayramında biliyorsunuz Ramazan geliyor. Recep Şaban'dan sonra Ramazan ayı ve finalinde bayramla idrak ediyoruz mübarek zaman dilimlerini. Ramazan bayramında sende kazandırdığı, sende bıraktığı o heyecanınla birlikte elde edeceğin kazanç o oranda olacak. İstifade. Ne kadar heyecan, hani vardır ne kadar ekmek, o kadar köfte falan derler. Çok böyle. Doğru, doğru bir şey. Böyle bir şey. Yani o yüzden doğru öncelikle bence her şey aslında startı heyecanla başlıyor. Heyecanımız ne kadar, ne var? Motive olmak. Motive olmak. Zaten heyecan peşinden pek çok duyguyu beraberinde getiriyor. Doğru, doğru. Yani ne kadar heyecanlı olursan sevgin o derece artıyor. Sevgin ne kadar artarsa ibadetlere yönelişin o derece artıyor. Zikre sevgin artıyor. Ondan sonra ben daha çok şey yapmalıyım diye heyecanla yaptığın zaman o sana büyük bir haz veriyor. Büyük bir zevk veriyor ve Mevla ile olan o bağlantıdan tabiri caizse Mevla'yı da heyecanlandırıyorsun. Çünkü senin heyecanın kulumun zannı üzereyim diyor ya, senin heyecanın aslında Rabbi heyecanlandırıyor. Celbediyor. Tabii celbediyor. Doğru. O heyecan akımını oluşturursak eğer başarabilirsek işin başında kazancımız işin finalinde yani Ramazan bayramı gününde çok yüksek derecede olacak. İnşallah. Rabbim hepimize ikram etsin. Amin. Gönlüm akan şeylerden biri bu. Yani vallahi heyecanımızı yüksek tutmalıyız. Çok güzel açıkladın hocam. Sana bir katkı yapabilir miyim? Şimdi benim oğlum... Tabii. Geçen Ahmet Masum, Masum Efendi Hazretleri Fatih'te sohbet veriyor ya. Baba diyor, Efendi Hazretleri diyor bir şey söylüyor diyor, sen çok tepki veriyorsun diyor. Yani çok, ya dedim ki babacığım senin anlayışınla benim anlayışım bir değil ki. Sen bir şeyi, bir şey anlarsın ama ben bir hadisi çok farklı anlayabilirim. Dün de sohbette ne oldu biliyor musunuz hocam? Sohbet veriyoruz, Masum Efendi Hazretlerimiz maşallah derseniz söyleyeceğim. Demişlerdir inşallah. Orhan Hocam da dedi maşallah. 10 günde bir hatmediyor şu anda. Bakın Masum Efendi Hazretleri 10 günde bir hatmediyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Şimdi soru soruyorum ben. Masum Efendi'nin Kur'an-ı Kerim anlamasıyla Recep'in anlaması bir olabilir mi ya? Ya o zat nasıl anlar o Kur'an'ı yani? Sizin dediğiniz gibi nasıl heyecanlanır o ayetleri okurken o yaşı. Şimdi ben yılda belki bir kere hatmediyorum. O mübarek ayda 3 kere. Yani size katkı vermek istedim. Çok doğru söylüyorsunuz yani. Anlayışımızı ve heyecanımızı yükseltmemiz şart sevgili hocam. Aynen yani tarikatta belki biraz şeye girecek ama özel bir şeye girecek ama belki duysunun arasında çekecek bir şey yok yani. Tarikatta biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in hakikati diye bir ders var. Evet. Yani şimdi tasavvuf eğitimi, tarikat eğitimi, kıymetli izleyiciler, manevi bir eğitim. Öyle bir ders var yani ileriki derslerde hakikatler diye bir derste Kur'an'ın hakikati meselesi var. Biraz önce bahsettiğiniz hadise de onunla alakalı. Evet. Yani insan bu derse geldiğinde, bu eğitimin içinde olanların bu derse geldiğinde tabii kalitesi ve kalibresi neyse o oranda zaten o dersin hakikatini yaşıyor. Şimdi Efendimiz'e dediniz ya önce, Efendimiz Kur'an'ın kendisi olmuş. Yani hakikati olduğu için
Şimdi onu kıyaslamak, onu anlamak, onları, o zatları anlayabilmek çok zor mesele. Rabbim ikram etsin inşallah. Çünkü her varlığın kendi içinde, kendi iç aleminde Mevla'nın zatıyla olan bir bağlantısıyla bir hakikati var. Rabbim onu en yüksek zirveye bize de çıkartsın inşallah. Yani Kur'an hakikatinde de, diğer hakikatlerde de inşallah. İnşallah eğitimcimiz güçlü, bunu başarırız hocam. İnşallah. Buna inanıyoruz, inancımız var. Her ne kadar bazen yiyese düşsek de bazen ama ümidimiz var. Çünkü eğitimcimiz çok kaliteli, şükürler olsun. Şükürler olsun. Şimdi hocam heyecanımızı inşallah kontrol edeceğiz. İnşallah. Yüksek tutmaya çalışacağız en yüksek oranda. Daha sonra da sevincimizi kontrol edeceğiz. Yani tekrar kendimize bir soru yöneleceğiz. Seviniyor muyuz? Ne kadar seviniyoruz? Doğru. Yani şimdi 3 aylar geldi. Sevinç ne yani? Sevinçten kastımız ne? Yani 3 ayların gelişine gerçekten çocuklar gibi sevinebiliyor muyuz? Ya ben merak ediyorum ama hayatımızda böyle bir geri dönüp baktığımız zaman yaşamımızda ne kadar acayip şeylere seviniyoruz farkında mısın? Yani bir şey duyduğumuz zaman havalara uçuyoruz mesela. Çok o daha mı önemli acaba? Bir düşünmek lazım insan hayatında. O yüzden Rabbimizin razı olduğu şeylere buna eğitmek lazım. Yani sevinç denen o duygu aslında Rabbimizin bizden istediği o bir nimet. Rabbimiz bize sevinmeyi vermiş, bu duyguyu vermiş ama onun ölçülerini de vermiş. Benim razı olduğum şeyleri seversen, sevinirsen ben de seninle birlikte sevinirim diyor aslında. O sevinç aslında sonsuz bir sevince dönüşüyor. Ya bu dünya tamam sonlu gibi gözükse de aslında öyle değil. Bu duygu sonsuza dek ilelebet var olacak bir şey. Dolayısıyla bu duyguyu sonsuz hale getirebilmek Rabbimizin rızası olan şeylere gerçekten hakkıyla sevinebilmekle olmalı. O yüzden 3 ayların başındayız. Nasıl sevinmemiz gerekiyorsa kendimize sormalıyız. Yani şimdi Recep ayındayız. Recep ayı tamam gelecek geçecek Şaban ayı. Sonra Ramazan ayı. Sevincili bir insan her gün müzdat oluyor mu sevincin? Her gün ziyadeleşiyor mu? Bunu sormalıyız. Yani işin başında insan kendine bunu sorgularsa, iç aleminde bunu eğitmeye yönelik bir adım atarsa bence işin finalinde sevinç zirveye ulaşacak diyorum. İnşallah Rabbim sonsuz, Rabbimizin rızası ölçüsünde de sevincimizi kontrol edip onun rızası ölçüsünde sevinebilmeyi bizlere ikram etsin. Amin. Çünkü amin. Yersiz çok fazla şeye sevinmek aslında finalde demeyeyim çok uzak değil yani dünya hayatında da insan aslında çok karamsarlığa, mutsuzluğa sevk ediyor ve işi belki de pek çok insan mutsuzluğun sarmalından çıkamıyor. İşte neden biliyor musunuz? Rabbimizin razı olmadığı sevinçleri kendi hayatımıza, kendi yaşantımızda benimsediğimiz için. Allah Celle Celaluhu biz zina ederken Allah muhafaza etsin. Bir insan sevinebiliyorsa, anlatabiliyor muyum? Mutlu olabiliyorsa Allah bundan razı değil. O sana mutluluk getirmez. O hakiki bir sevinç değil. İçki içerken de böyle mesela adam kumar oynuyor, kumar da kazanıyor, zevk, bir sevinç duyuyor. Bu ne kadar tehlikeli bir şey. Rabbim bizi bunlardan uzak eylesin. Kendi rızası doğrultusunda olan sevinçleri, sevinmeleri hayatımıza ikram etsin, versin diyorum. İnşallah başarırız. İnşallah. İkinci mesele de buydu. Heyecanımızı kontrol edeceğiz, müzdat edeceğiz. Yani Rabbimize ait olan şeyler, dinimize ait olan şeyler bizi heyecanlandıracak. İnşallah. Rabbimize ait olan razı olduğu şeyler bizi gerçekten sevindirecek. Bunları her gün ziyadeleştireceğiz. Bunlar için mücadele vereceğiz. Yani günler gelir geçer kıymetli Müslümanlar. Eğer bakın bu hakikatleri, bu heyecanı ve bu sevinci yaşarsak bizim aslında bütün ömrümüz, bırakın yıllarımız demiyorum, bütün hayatımız 3 aylardan çok daha ziyade olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu başarmak lazım. Ben zaten Allah dostlarının hayatlarına baktığımızda hep istikamet üzere olmaları, hep o heyecanı zirvede tutmaları, hep o sevinci zirvede tutmalarının sebebi bu. Yani onlar aslında bu kavramları bizim 3 aylarda yakalamamız gerektiğini söylediğimiz, hazırlık yapmamız gerektiğimiz şeyi hayatının merkezine yerleştirmişler. İşte insan da yine ben şunu söylüyorum yani Ramazan'ı burada başaralım da bu zaman diliminde 3 ayda o yavaş yavaş bedenimize oturur inşallah ve hayatımızın merkezine oturduğunda işte o zaman seyredin hayatı. O zaman zevki, sevinci, mutluluğu, huzuru o zaman yaşayacağız, tadacağız. Şu anda yaşadığımız sevgiler ve kıymetli Müslümanlar, sevinçler, mutlulukların hepsi aslında böyle ya ne diyeyim sonsuz bir deryada bir damla mesabesinde bile değil yani. O yüzden bunlarla yetinmeyelim, iktifa etmeyelim. Çünkü bize Rabbimiz gerçekten sonsuz bir ne diyeyim kudretini ikram etmiş. Sonsuz bir anlayış, sonsuz bir yetenek, kabiliyet, haz duygusu bunların hepsi aslında sonsuz. Ama bu sonsuzluktan gerçekten kendimizi yetiştirirsek, eğitirsek istifade edeceğiz. Yoksa böyle ucuz, belki de Rabbimizin tenezzül etmeyeceği, bu dünyada kırıntılarını bıraktığı sevinçlerle ömrümüz bitecek. Rabbim muhafaza etsin. Amin. Araya gireyim mi hocam? Buyurun. Size yine katkı vermek istiyorum. Estağfurullah. Çok güzel. Gerçekten ben etkilendim. Yani Allah razı olsun. Çok güzel hazırlanmış Orhan hocamız. Bizim her hocamız bir derya. Şimdi dervişe geliyorlar hocam. 3 tane talebesi. Diyorlar ki efendim biz vazgeçiyoruz. Diyor ki evladım neden vazgeçiyorsunuz? Efendim diyorum siz öyle Allah'tan bahsediyorsunuz ki ya bizim ulaşmamız mümkün değil ya. Yani işte onun hakikatlerden bahsetti Orhan hocam. İşte marifetleri, hakikatleri, işte esmaları.
biz diyor ulaşmamız mümkün değil, vazgeçiyoruz. Diyor ki oğlum oturun bakalım. Siz diyor Hazreti Ebubekir'i tanıyor musunuz? Evet. Size de soruyorum sevgili izleyiciler. Peki Mevlana'yı tanıyor musunuz? Evet. Şems-i Tebrizi? Evet. Beyazıt-ı Bestami? Tanıyoruz. Nakşibend Hazretleri? Tanıyoruz değil mi hocam hepsini? İmam-ı Rabbani Hazretleri? Tanıyoruz. Bağdatlı Necmi'yi tanıyor musunuz diyor. Üçüdü birden yok diyorlar. Sen tanıyor musun hocam? Seyircilerimizden tanıyan var mı? İşte o diyor Bağdatlı Necmi vazgeçenlerden diyor. Evet. Bak vazgeçenlerin ismi şeyi hiç yok. Hiçbir yerde geç. Ama vazgeçmeyenleri bütün dünya insanları tanıyor. O yüzden Orhan Hocam'ın dediği gibi bizim de iyi bir eğitimcimiz var. Biz de vazgeçmeyeceğiz inşallah. Allah'ı bilme yolunda inşallah mücadelemizi istikameten devam ettireceğiz. Hocam böldüm hakkını herhalde. Evet hocam lütfen. 50 geçen bitiyor bilmiyorum ama. Yok 12'de bitiririz inşallah. Öyle mi? Evet, evet. Evet hocam. Evet kıymetli Müslümanlar bu maddeler önemli. İnşallah heyecanımızı, sevincimizi ne yapacağız? Ve sıra geliyor sevgimize. Yani ne kadar seviyoruz? Sevme meselesi. Bu sabah Efendimizin ifadeleri çok etkiledi beni. Yani insanın nefsiyle olan o eğitim meselesi çok önemliydi. Belki de kainatta ilk defa söylenmiş olabilir bu ifadeler. Beni çok etkiledi. Ya bu kadar açık, bu kadar fasih, bu kadar anlaşılır insanın nefsi eğitme noktasından. Tekrar etme şansınız var mı? Herkes istifa edelim. Bir yani şurası çok dikkatimi çekti. İnsanın nefsini hani mesela insanın diyor nefsini öldüremezsin diyor. Öldürmek diye bir şey söz konusu değil. Evet. Nefis ölürse sen zaten yolda kalırsın. İlerleyemezsin. Yani Allah'a ulaşma yolunda aslında nefsi bırakmak yok. Yani ben nefsimi öldüreceğim. Böyle bir tabir vardır aslında dikkat ederseniz. İşte nefsini öldür falan. Evet. Kaba bir tabir. Aslında yanlış bir ifade. Tabii. İnsanın ne dedi? Şehveti yoksa, zevki yoksa. Yani genelde dikkat edersen nefsin beslendiği şeyler. Evet. Bu yoksa adam Allah'tan zevk almaz dedi. Çok önemli bir ifade. İnsanın şehveti yoksa Allah'tan zevk almaz diyor ya. Ne kadar önemli bir şey. Çok. Yani aslında o şehvet bakın. Terbiye edilirse Allah'a götürecek seni. Ama terbiye edilmezse belki de bir kadına ya da kendi zaafınla alakalı sevdiğin bir şeyin peşinden gideceksin. Tüm mesele bu zaten aslında hakikatte. Çok zor bir şey yok. Öyle karmaşık bir şey değil. Şehvet var. Allah bunu yaratmış. Bu bir nimet. Bu diyor ki bu şehvetle bana ulaş. Bütün her yerde masivalardan sıyrıl. Ya da masivanın peşinden koşarak insanlardan belki daha aşağılık, hayvanlardan daha aşağılık bir seviye düşür. Yani mesele bu hocam. Çok zor değil aslında. Karmaşıklaştıran aslında biziz yani. Evet. Dallandırıp budaklandırıyoruz. Öyle değil yani. Aslında hayat çok basit. Ama işte diyorum ya insanın o eğitilmemiş o nefsi alabora ediyor. Bir de şeytanın vesvesesine eğer aldanıyorsan. Evet. O senin böyle karmakarışık bir şeymiş gibi çok zorlaşılmazmış gibi ama değil yani. O yüzden çok önemli bir ifadeydi. Yani insanın şehveti olmazsa dedi Allah'la da işi olmaz dedi. Ne kadar önemli. O yüzden şehvet insana lazım. Ama bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bir de nefis dedi ki öldürülmez dedi eğitilecek meselesi var. İkna edilir. İkna edilecek. Mesela adam namaz kılmakta zorlanıyor mu? Tatlı tatlı nefsini anlatacaksın onu diyor. Yani biz şöyle bir şey zannediyoruz yani. Hep gördüğümüz şeyler var gibi karşımızda. Şimdi sen Recep Efendi benim karşımdasın değil mi hocam? Seni görüyorum ben seninle konuşma, ikna edebilirim, konuşmam gerekir. Bunu akıl algılıyor. Ama bakın nefsim aslında benim kendi iç alemimde bulunan nefis de tıpkı senin gibi karşıma alıp onunla konuşmam gereken bir şey bu. Yani bir varlık, bunun varlığını inkar edemeyiz. Edemeyiz. Ama ya, hani görmüyoruz ya böyle zannediyoruz ki ya onu nasıl alıp karşında konuşacağım, böyle bir şey mümkün mü? Öyle değil işte. Efendimiz bu sabah ne dedi? Nefsini alacaksın, karşına onu ikna edeceksin. Ve bu nefis buna ikna olur dedi. Zamanla, yavaş yavaş, birden olmasını bekleme dedi yani. Mesela uykuyla alakalı bir şey söyledi. Günde bir dakika dedi, uykudan feragat edeceksin. Bir dakika kısaltarak uykunu ne yapacaksın? Sistematik halde düzene sokabilirsin dedi. Bir dakikadan başlayalım. Ama şimdi dediği gibi biz ne yapıyoruz? Yani ben bu gece uyumayacağım diyorsun. Tak, bir bakıyorsun abi, bir gece beceriyorsun. Ertesi gün bakıyorsun, 8 saat, 6 saat uyurken 10 saat uyumuşsun. Tabii. Bütün beden alabora oluyor. Ama tabii aslında nefis denen şey bütün letaiflerle beraber çalışan bir şey. O bir dakika nefsine sadece yedirmiyorsun. Ateş, hava, su, toprak, onlar o letaifler de onu yiyor. Zamanla yiye bedenle onlar aslında senkronize oluyor. Bütün mesele bu hocam. Yani sadece nefisle olsa bu işler öyle değil yani. Beden kalkmıyor çünkü. Orada aslında işin hakikati bu yani. Bir dakika nefis de ikna alıyor. Nefisle birlikte ateş, su, hava, topraktan müteşekkil o yapılarımız, o letaifler zamanla onu kavraya ehilleşiyor. Ve ortak hareket ediyorlar. Çok bu sefer işte oraya Masum Efendi Hazretlerimiz gibi, Mahmud Efendi Hazretlerimiz gibi kaliteli zatlar çıkıyor. Rabbim bizlere ikram etsin. Amin. Yani çok önemliydi çok o benim için. Bu sabahki, ya o yüzden diyorum Efendimiz'in tabi bulunan her an aslında kainatta çok büyük açılımların, çok büyük eğitimlerin şeyi de biz idrak edemiyoruz. Ben sadece kadınla duyduğum bu ki
bu efendimin orada belki mana anlamıyla neler neler akıttı insanlara, neler herkes ne aldı, kovasına, hanesine ne doldu onu bilemem. Ama benim anladıklarımı söylüyorum. Yani benim açımdan sonsuz muhteşem bir aslında ne diyeyim bir ziyafetti yani bu sabahki eğitim. İnsanın kendini ama alırsak, uygularsak bunda başarılı olacağız. Ama yine bu kulaktan girip o kulaktan çıkarsa Rabbim muhafaza etsin. Amin. İnşallah olmayız. O yüzden eğitimcimiz gerçekten çok kuvvetli. Kıymetini bilmeyi nasip etsin inşallah. Çok güzel oldu. Bütün izleyicilerimize istifade etti. Allah Orhan hocamızdan razı olsun. Amin. Teşekkür ediyorum ben hocam. Hocam. Sevgi dedin. Sevgi. Sevgimizi kontrol etmemiz lazım. O kadar farklı şeyleri seviyoruz ki Allah'ımızın razı olmadığı şeyleri seviyoruz. Ama 3 aylar geldi mi bakalım. Ya, oruç var ya. Mesela 3 aylarda oruç... Orucu seviyorum ya, sevmeliyim. Var mı öyle bir sevinç ya? Ben böyle hani... Ya, çok şükür ya, oruç tutacağım. Ben böyle bir şey yani kendimden söylüyorum ya, kendimden hareketle. Ya da işte ya 3 aylar geldi, yaşasın, işte çok sevinçliyim. Bol bol Kur'an okuyacağım bu ayda filan. Bol bol ibadet edeceğim filan. Yani bol bol zikredeceğim. Anlatabiliyor muyum? Yani burayı yakalayabiliyor mu insan? Bence bunu sormalıyız kıymetli Müslümanlar. Çok yani güzel. Yaz geliyor önümüz, belki yaz hani kıştan sonra tatil... Hani tatile gitme sevinci içine girmiyor insanlar yazın. Ya şu otele mi gitsem, şu yazlık mı gitsem, şuralarda mı dinlensem. Anlatabiliyor muyum? Bir sevinçle, bir iştiyakla, bir heyecanla. Anlatabiliyor muyum? Ya bu heyecanları, ya onda birine inanın, biz Rabbimizin sevdiği, razı olduğu şeyleri göstersek Rabbimiz bizim elimizden tutacak. Bizi çekip alacak zaten o masivadan, ama inşallah başarırız diyorum. Çok zor. Ya değil ama dediğimiz gibi kendimizi bırakıyoruz, salıyoruz, salmamak lazım. Sevincimizi de kıymetli Müslümanlar, sevgimizi de, heyecanımızı da inşallah Rabbimizin istediği, bizden istediği ölçülerde en maksimum seviyeye nereye kadar çıkartabiliyorsak oraya çıkartmak lazım. Efendimiz buyuruyor her şey sonsuz, inşallah onu yakalarız. Ama en azından adım atmak lazım. Çünkü sonsuzluğa giden bir yolda adım atmadan beklediğin yerde hiçbir şey olmayacak. Rabbim bizi muhafaza etsin. Amin. Ben bir de hocam bu uçayla alakalı burada... Şimdi dedik ya belli muayyen günler var. Dün regaib gecesini idrak ettik. Çok önemli bir şey. Regaib, geçen benim aklıma o geldi. Kelime manasını bir yerde tekrar duyunca çok hoşuma gitti. Evet. Böyle bir dua gönlüm aktı. Onu da burada paylaşmak istiyorum. Belki lütfen, seyircilerimiz de şey yapar. Aslında tasavvufi eğitimde olanların aslında daha iyi net anlayabileceği bir dua bu. Şimdi regaib kelimesinin sözcükteki manası kendisine rağbet edilen şey demiş. Ben de şöyle bir, hemen gönlüme şu dua aktı. Rabbim dedim ya. Bütün rağbetim senin zatına olsun dedim. Amin. Yani kıymetli Müslümanlar, bu gecede bence böyle bir dua ettim ben Rabbime. İnşallah önemli bir şey çünkü. Rağbet meselesi. Yani bu gece rağbet meselesiydik mi? O yüzden Rabbime, yani burada ekranların karşısında sizlerin de huzurunda söylemek istiyorum. Rabbim senin zatına rağbet ettir bizi. Yani bütün rağbetlerimiz, bütün yönelişlerimiz senin zatın olsun. Çünkü senin zatına ulaştıktan sonra bütün sorunlar ve problemler bitecek. Bütün o çıkamadığımız sarmallar, bütün düşünceler, bütün umutsuzluklar, ümitsizlikler, bütün o heyecansızlıklar, hepsi bitecek. Yani huzur denilen şey var, o daim huzur. Rabbimiz de inşallah bize ikram eder hocam. Amin. Regaib kandilini idrak ettik. O geçti, şükürler olsun. Ama bakın şimdi bu 3 aylarda muayyen belli günler var. Mesela ayın, yine Recep ayının 27. gecesi Miraç gecesi meselesi. Şimdi Miraç deniliyor. İşte siyerlerden okuduk, çok duyduk. İşte Resulullah Efendimiz'in işte Mekke'den Kudüs'e gidip işte Mescid-i Aksa'da Allah'la buluşması. Böyle anlatılıyor diyoruz. Ama bakın şükürler olsun. Bunun hakikatini de Masum Efendi Hazretlerimizin o terbiyesi altında görüyoruz. Yani bir ifade kullanmıştı, o çok önemli. Yani onun altının doldurulması gerekir. Miraç hadisesi kainatın en önemli olayıdır dedi. Yani düşünebiliyor musun? Bak milyarlarca, trilyonlarca olay gerçekleşti yeryüzünde. Pek çok hadise gerçekleşti. Ama kainatın en önemli olayı Miraç'tır dedi. Bakın önümüzdeki Recep ayının 27.sinde olacak bir şey bu. Yani kainatın bu en önemli olayına biz heyecanımızı, sevincimizi, anlatabiliyor muyum? Sevgimizi eğer ayarlayamazsak, buradan istifademiz o derece düşük olacaktır. Kainatın en önemli olayının oluşumun sebebi de Mevla'nın, bakın 124.224 peygamberden bahsediliyor. Ve milyarlarca insan geldi geçti, ama o gece ne oldu biliyor musunuz? Mevla zatını direkt Resulullah'a açtı. Yani bu olay zaten mesele. Yani kainattaki bütün bu varoluşlar, belki de sayısız trilyonlarca hadiselerin meydana gelmesinin tek sebebi kendi zatını ona açması meselesi. Yani bu olayla neşet ediyor aslında bütün her şey. O yüzden kainatın en önemli olayı bu gece yaklaşıyor. Bu Miraç gecesinde inşallah hakkıyla değerlendirmeye çalışalım. İnşallah. O çok önemli hocam. Miraç gecesine bence atıfta bulunmak lazım. Çünkü çok yakın bir zaman. Ayın 27'sinde yine Recep ayında. Bugün 5'i Recep. Yani bugün 5'i 22 gün var. Evet. İnsan bu kainatın en önemli olayına hazırlanmalı. Yani Resulullah Efendimiz de Allah Celle Celaluhu orada ne oldu? Orada hakikat ne? Oradaki güzellikler ne? Orada benim payıma düşen şey neydi? Bunu sormalı ve kendi hakikatini o miraçta bulmalı insan ve kendi miracını hakkıyla yaşamalı. Rabbim ikram etsin. Amin. Bu çok amin önemli hocam. Şaban ayının 15. gecesinde Berat gecesi.
biliyorsunuz bolca affın ve mağfiretin olduğu. Kıymetli Müslümanlar, ahir zamanda yaşıyoruz. Her an günah ve haramın içindeyiz. Gözlerimiz bakın şu cep telefonlarında, artık sosyal medyalarda, inanın hiç kimse kendini kaçındıramıyor. Çok zor. Her an günah bataklığı içindeyiz. Günahlarımız var, hatalarımız var. Rabbim bakın böylesi güzel bir berat gecesinde sınırsız affediyor Rabbimiz. O yüzden de bakın heyecanımızı, sevincimizi ve sevgimizi iyi ayarlamamız lazım bu geceye. İstifademiz yüksek olsun. Sonsuz merhamet bekliyoruz Rabbimizden. Çünkü Rabbimizin merhameti sonsuz. O sonsuzluktan sonsuz istifade etmek için gönül dünyamızı, zihin dünyamızı buna göre inşa etmeliyiz. Buna göre hazırlamayız. Yoksa gerçekten çok az istifade ederiz. Rabbim muhafaza etsin. Daha sonra Ramazan ayı gelecek. Ramazan ayının her günü aslında birbirinden kıymetli ama Kadir gecesi, 27. gecesi olduğu söylenen Kadir gecesi. Bin geceden daha hayırlı ama Efendimiz bunu da biliyorsunuz sonsuz. O taban dedi. Evet kıymetli Müslümanlar, Kadir gecesi de yaklaşacak. Ramazan da gelecek. Kadir gecesi de çok önemli bir ay. Bin geceden daha hayırlıdır, evladır ama bu taban. Artık sınır olmadığı için sonsuz. O yüzden bu geceden de hakkıyla istifade etmemiz gerekiyor kıymetli Müslümanlar. Ama nasıl istifade edeceğiz bu gecelerden ve günlerden? Dediğim gibi heyecanımızı yüksek tutacağız. Sevincimizi ve sevgimizi yüksek tutacağız ve her geçen gün bunu ziyadeleştireceğiz. Çünkü bu duygular kıymetli Müslümanlar sonsuz. Ben şimdi çok işte sevgim çok yüksek demekle olmuyor. Çünkü sonu yok. Bunun son olmadığı için her an bir terakki üzere. Dolayısıyla bu da eğitimli olur. Bu yönelmekle olur. Kendi iç aleminde bunun muhasebesini yapa sevgide, heyecanda kaliteni artırırsın. Yoksa beklediğin yerden bir şey olmayacak kıymetli Müslümanlar. Yani bir şeyin sonsuz olması onun seni elde ettiğin anlamına gelmiyor. Yani birinci basamaktaysan, birinci basamakta durursan, ikinci basamağa adım atarsan ikinci basamakta olursun. Anlatabiliyor muyum? Sonsuz basamak var önümüzde. Adım bekliyor bizden Rabbim. Tıpkı Selman hocamızın dediği gibi o harlanan ateşe odun atmamız gerekir. Yani bizim amellerimiz o odunlar oluyor kıymetli Müslümanlar. Ben son olarak da bu ayda yardımlaşmayla alakalı çok bir şey değinmek istiyorum. Çünkü dünyadaki ekonomik koşulların her geçen gün kötüye gitmesi, sadece ülkemiz için söylemiyorum. Pek çok bölgede, pek çok coğrafyada ekonomik koşullar zorlaşıyor. İnsanların hayat standartları her geçen gün düşüyor. Geçim kaynakları daralıyor. Ama bu geçim kaynaklarının daralması ehli küffarın dünya üzerinde yapmış olduğu politikalardan kıymetli Müslümanlar. Yoksa Rabbimiz merhamet sahibi. Herkesin rızkına kefil ve herkesin, ama ehli küffar belli toplumların ve toplum insanların rızıklarını kendileri haksız kancalar elde ederek topladıkları için dünyada bir darlaşmaya gidiliyor. Yoksa Rabbimizden kaynaklı bir şey değil bu, yanlış anlaşılmasın. Rabbim o kafirleri de ıslah etsin. Amin. Amin. Ve bu aylarda özellikle yardımlaşmayı önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Eşimizi, dostumuzu, hatta kilometrelerce ötedeki insanlara elimizden geldiğince, gücümüzden yettiğince bu hayırlarda bulunmak, yardımlaşmak, onlara destekle el uzatmak lazım. Eğer maddi olanaklarımız yoksa da çevremizdeki maddi olanakları olan insanları sevk etmek lazım. Çünkü bir hayra vesile olduğunuz vakit o hayrı siz de işlemiş gibi oluyorsunuz. Bu çok önemli. Ben bunları söylemek istedim. Çok uzattım hakkınızı. Allah razı olsun. Yok estağfurullah, çok memnun olduk. Dün de Emir Külal Hazretleri'ni okuduk biz. Biliyorsun Nakşibend Hazretleri'nin şeyhi kendisi. O da aynı bunu diyor. Yardımlaşın diyor. Mazlumları bulun diyor, düşkünleri bulun, siz bulun diyor, arayın gidin evlatlarım diyor. Onlar diyor Allah'ın bir olumsuza uğratıp düşen insanları diyor, onların omuz atılmaya ihtiyacı var diyor. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in düşkünlerine, miskinlerine, fakirlerine ulaşabilmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbim FM TV'den bu yayılan nurun bütün Türkiye'ye, bütün dünya Müslümanlarına ulaşabilmesini nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya tekrar 11.00'da sizlerle buluşma duasıyla evleriniz, iş yerleriniz nurla, bereketle dolsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bu arada kendi adıma ve sizin adınıza Orhan Hocama teşekkür ediyorum. Ben feyiz aldım, istifade ettim. İnşallah sizler de etmişsinizdir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Thank you.